Ahmet Nesin'in Artı Gerçek'te yayınlanan MHP'den Ayrılık Fısıltıları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Saniyesi saniyesine uymayan bir siyaset dünyamız olduğu için artık son ana kadar ne yazacağıma karar vermiyorum. Çok önemli bir konu diye yazdığımız bir makalenin üzerine yayınlanma saatine kadar 2-3 konu daha gelebiliyor ve çoğunlukla da yazdığından daha önemli ya da ilk sırada olması gerekiyor. Son yıllarda sanırım bütün yazar arkadaşlar aynı sorunla başa çıkmaya uğraşıyorlar. Bugün esasında Jandarma Genel Komutanı'nın bir mafya lideri Sedat Peker'e yanıt vermesini yazacaktım. Bence önemli bir konuydu. Belki de devletin artık nasıl çöktüğünün belirgin son örneğiydi ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli Jandarma Genel Komutanı'nı kurtardı ve ön plana geçti. Milliyetçi Hareket Partisi dün kendi internet sayfasında aşağıdaki yazıyı yayımladı. Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da MHP'nin iktidarıdır. Devlet Bahçeli. Her parti mutlaka iktidara gelmek üzere kurulur ve bütün program ve çalışmalarını buna göre yapar. Bu koalisyon partileri ya da günümüzde yaşadığımız ittifak dönemleri için de geçerlidir. Erdoğan-Gülen ayrışmasından sonra AKP'deki düşüşü kimse inkar etmiyor ama tartışmıyor da. Bu düşüşün nedenini tek başına seçmen bazında alırsak yanılırız. Çünkü AKP, seçimleri Gülenci seçmen kitlesinin çok üstünde bir farkla alıyordu. O zaman geriye başka nedenleri tartışmak gerek ama yazımın konusu bu olmadığından belki başka bir güne yazarım bu konuyu. Gülen ittifakından sonra gelen Milliyetçi Hareket Partisi esasında bir anlamda aynı şeyi yapmak istedi. Bakanlıklar ya da ülkeyi yönetmede direkt söz sahibi olmadan, kimi bürokrasiyi kaparak ve ihale alarak ittifak etmek. Bu strateji esasında ilk etapta fena da gitmedi ama AKP yeni bürokratlarını ayarlayamayınca ve partinin kurucusu ya da önemli insanları yavaş yavaş uzaklaşınca ülkeyi yönetemez duruma geldi. İlk ittifak ortağı olduğunda oy sayısını arttıran Milliyetçi Hareket Partisi, kötü yönetimle birlikte kendisi de oy kaybetmeye başladı ve baraj büyük partiler içinde sadece Milliyetçi Hareket Partisi için sorun olmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi baraj sorununu çözmek zorunda, çünkü AKP'nin yapacağı ya da yapmak istediği seçim değişikliği kendisini daha da batıracak noktaya geldi ve bilhassa eski ülkücüler artık isyan etmeye başladılar. Yazının başında dediğim gibi her parti iktidara oynar ve bunu koalisyondayken de yapar ama koalisyondayken koalisyonun kötü gittiğini söyleyerek propaganda yapamaz. Koalisyonu eleştirmesi için ayrılması gerekiyor. En azından siyaset etiği bunu böyle gerektirir. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi dünkü kendi iç ilanında, Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır diye başlıyor. İttifakı bir sınıf olarak alırsak, bu sınıfın öğretmeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam sınıfını bu derece küçümseyen öğretmen yardımcısı ya da öğrenci temsilcisini sınıftan atar, sonra da tasdiknamesini veririm eline ve başka sınıfa yollarım. Hadi bakalım, Devlet Bahçeli'den erken seçim sinyali geldi. Çünkü artık Erdoğan AKP'yi bitirirken, kendisini de bitiriyor.